Türkiye-Suriye arasındaki 911 kilometrelik sınır hattında yaşanabilecek olumsuzlukları bertaraf etmek ve terör örgütlerinin etki alanını daraltmak amacıyla başlatılan modüler duvar örme çalışmaları büyük oranda şekillendi. Hatay'ın Yayladağı bölgesinde başlatılan Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin hattı boyunca uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmalarında sona gelindi. Sınır hattı için her biri 3 metre uzunluk, 4 metre yükseklik ve 7 ton ağırlığında üretilen beton bloklar, aynı zamanda bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına da olanak sağlayacak. Bölgeye kurulan 8 metre yüksekliğinde zırhlı kulelere yerleştirilen akıllı silahlar ve otomatik anons sistemiyle de aynı zamanda yasa dışı geçişler engellenirken, özellikle sınırın diğer tarafındaki terör örgütlerinin hareket kabiliyetleri azaldı. Hatay Valisi Erdal Ata, yurda yasa dışı geçişleri önlemek ve teröristlerin ülkeye sızmasına engellemek amacıyla il sınırına 230 kilometrelik modüler duvar planlandığını ve şu ana kadar 200,5 kilometresinin tamamlandığını söyledi. Ata, duvarın yasa dışı geçişleri engellemede son derece faydalı olduğunu, gözetleme kuleleri, kamera sistemleri ve yolların da bir an evvel bitirilmesinin önem taşıdığını dile getirdi. Hatay'ın Suriye sınırını kapsayan alanda duvar uzunluğunun yıl sonu itibariyle 225,5 kilometreye ulaşacağını belirten Ata, 2018'in Ocak ayı sonuna kadar duvar yapılması gereken 230 kilometrelik bölümün tamamı bitirilmiş olacak, dedi. Sınır hattında Devlet Su İşleri tarafından set çalışması da yapıldığını anlatan Ata, 52 kilometresi Asi Nehri ve 6 kilometresi de Afrin Çayı'nda olmak üzere toplam 58 kilometrelik alanda bu çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra da bölgeye güçlendirilmiş kafes, telle, kamera sistemleri, yol ve aydınlatmalar yapılacak, dedi.